Hoş geldiniz. Adnan, Semih böyle ne o? Renk birliği yapmışsınız. Anlaştık. Vallahi denk geldi. Vallahi billahi böyle. Bir de yan yana durdunuz. Peki. Güzel oldu. Güzel oldu. Şimdi bu hafta çok önemli bir hafta. Benim için öyle en azından. İzleyicilerimize birkaç hafta sizleri tanıması için süre ayırmıştık ya. Onların gönüllerindeki haftanın birincileri belli oldu. Hani hep birbirinizi koruma altına alıyordunuz. Şimdi onu açıklayacağım. Gelin adayını açıklayacağım. Ama önce sizin tahminlerinizi merak ediyorum. Mesela sence Onur, halk bu hafta kimi seçmiştir birinci gelin adayı olarak? Valla ben güzel bir yola girdiklerine inandığım için halkın da bunu gördüğüne inanıyorum. O yüzden Hazal diyorum. Peki, sence Gökhan? Abi. Gönlünden geçen isim mi gerçekten halkın seçtiğini düşündüğün isim? Değişik bir karakter. Hani biraz neşeli olduğu için, biraz da yani böyle eğlenceli olduğu için diye düşünüyorum. Peki, Adnan sence kim seçilmiştir? Valla normal olarak gönlümden geçen isim Didem'di. Yalnız bugünkü olaylarıyla bilmiyorum, benim kafamda soru işareti uyandırdığına göre insanların kafasında da soru işareti uyandırmıştır. O yüzden ben Hazal demek istiyorum. Peki Aykut, sence kimdir? Bence Hazal arkadaşımızdır. Çünkü Semih'le beraber güzel bir yola girdiler. Halk da bunu izleyip aynı kanda olduklarını düşünüyorum. Hazal dışında fikri olan? Genelde Hazal. Evet, ben Hazal. Belki Rabia diyebilirim. Rabia diye, Gökhan ve Şahin var. Aynen. Neden acaba? Gökhan'a katılıyorum. Renkli bir karakter. Halkımız onu tutacaktır ve sevecektir diye düşünüyorum. Peki. Sizlerin oyu kime gitti efendim? Siz acaba haftanın birinci gelin adayı olarak kimi seçtiniz? Biliyorsunuz yarın 10 bin liranın sahibi de olabilir kendisi. İşte sizlerin oylarıyla belirlenen ilk gelin adayımız. Hazal. Doğru tahmin. Erkeği söylemiyorum. Kızlar gelince söyleyeceğim. Onları açıkladım tabii ki. Şimdi sizlerin korumalarını alacağım. Hazal'a oy vermemize gerek yok. Zaten sevgili izleyicilerimizin seçtiği birinci gelin adayı olarak hem 10 bin liranın adayı hem de bir hafta en azından evimizde kalmayı garantiledi. Onurcuğum, kime gider koruman ve niye? Aklında olup ne kadar kalbinde olmasam da kalbini kazanabileceğime inandığım için Aycan. Aycan diyorsun. Aycan'a hemen atıyorum bir oy. Suat Bey, sizin oyunuz kime gidiyor ve niye? Ben sonradan kendine farklı bir görüntü sağladığı için, ablalığı bırakıp arkadaş olmaya çalıştığı için Leyla Hanım diyorum. O zaman bir tüyo vereyim. Odasın isminizi söyledi. Peki. Leyla Hanım'a da bir koruma geldi efendim Suat Bey'den ve devam edelim Gökhan'la. Ben de direkt diğer tarafa geçelim. Söyle söyle. Rabia. Ağzından duymak önemli. Neden olduğunu sormama gerek var mı? Yok. Yani hiç gerek yok. Birlikte bir yola başladık. Yani birbirimizi tanıyoruz. Güzel her şey benim için. O yüzden Rabia. Başkanın adını vermek istemiyorum yani. Rabia diyoruz ve devam ediyoruz. Şahin, kime gidecek oyun ve niye? Ben aldığı ihtarlardan ve uyarılardan dolayı biraz motivasyon olsun diye Gamze diyeceğim. Gamze diyorsun. Evet. Peki. Motive için. Evet. İki, evet, iki ihtar, üç haftada fazla tabii. Hızlı bir giriş. Semih, Hazal diyemiyorsun. Eminim evet. Hazal derdin diye bilseydin. Tabii ki canım. Vallahi ben iki kişi arasında aslında gidiyorum, geliyorum Seda Hanım ama yani... aslında gönlümden geçen Didem'di açıkçası. Bugün yaptıklarından sonra Adnan'a karşı savunmasız davranışına rağmen Didem diyeceğim. Ki utansın diye. Ki belki kendini düzeltir. Bilmiyorum yani. İnşallah düzeltir. Peki, Didem'e gitti. Didem. Koruman. Adnan, sen kimin ismini vereceksin? Seni şu an Didem demeseydi ben başka bir isim söyleyebilirdim. Ama onun bu evde kalmasını istiyorum. Konuşacağımız daha çok şey var. Ben de Didem diyorum. Peki, Semih'in görüşleri bu kadar önemli mi? Önemli. Neden? Semih bir şans daha verdi diye mi veya? Yok yani
Şu an o onun ismini verdi ve bir oy fazlalığı var. Şu an ben de ona verdiğim oyla belki de bu evde kalacak. Çünkü burada her an her şey olabiliyor. Evet. Yani bir sinir uğruna yarın bu evden gitmesini istemem açıkçası. Hah. Ona bir ders vereceksen ben başka türlü vereceğim. Güzel. Güzel. Kolay vazgeçmemen de güzel. Tolga, senin oyun kime gider? Şu anda bir istersen özetleyeyim. Rabia, Aycan, Leyla Hanım ve Gamze'nin birer oyu var. Didem'in iki oyu var. Serap ve Deniz'in oyları yok. Hazal zaten halkımızın birincisi. Seda Hanım, ben Gamze diyeceğim. Sebebi ise şu. Gamze bu hafta bana çok güzel adımlar attı. İşte bana çek gönderdi. Burada işte Tolga, hani aramızda bir şeyler olsun, bir konuşma yapalım. Sana sahip çıktı bile diyebiliriz. Yani evet, öyle de denilebilir. Yani o yüzden burada kalıp daha neler yapabileceğini görmek istiyorum açıkçası. O yüzden Gamze. Vefa oyu mu yoksa ilgini çekti mi? Yok yok, değil. Biz onunla iki hafta zaten bir konuşmamız vardı. Evet. Sonrasında bazı olaylardan dolayı bu kesildi. Gamze bana bir adım atacağını söyledi ve ki bunu hızlı bir şekilde başlattı. Acaba daha neler yapabilir diye merak ettim ben de. O yüzden Gamze. Güzel. Sen ne dersin Aykut? Şimdi aslında Didem ve Gamze ikişer oyda. İkisinden birine giderse oyun, bilmiyorum ne olur. Son söylemenin her zaman avantajı da var, dezavantajı da var. Var ama istediğini söyle. Zaten, fark etmez, ikinci tura döneriz. En kötü kurayla hallederiz. İki aday da Didem ve öbür arkadaşım, Gamze arkadaşımız ikişer oy almış. Zaten ikisini söylemeyecektim ben. O yüzden tekrar oylama olsun. Ben Serap'ı söylemek istiyorum. Güzel. Bana karşı olan ilgisiyle ve benden karşılık beklemeden vazgeçmemesiyle, bana olan sıcaklığıyla Serap demek istiyorum. Bir tur daha dönelim. Arkadaşlar, ilgin var mı? Beraber. Efendim? Senin ilgin var mı? Olabilir. Güzel. Bunu duyduğuma da çok sevindim. Onun çok temiz kalplilikle bir ilgi beslediğini hissediyorum çünkü. Tamam, ikinci tura dönüyoruz. Didem ve Gamze arasında hazırsanız. Ben soracağım. Açıklama istemiyorum bu kez ama sormamı bekleyin lütfen. Onurcuğum, oyun kime gidiyor? Gamze'ye mi, Didem'e mi? Didem. Didem diyor Onur efendim. Suat Bey, kime gider oyunuz? Didem diyorum. Siz de Didem dediniz. Didem'in iki oyu oldu. Devam edelim Gökhan'la. Gökhan'cığım, kime gidiyor oyun? Didem. Gökhan da Didem dedi efendim. Geçiyoruz Şahin'e. Şahin, Didem'i mi Gamze'yi mi koruma altına alacaksın? Ben Didem demek istiyorum bu sefer. Değiştiriyorsun. Evet. Neden? Çünkü pek bir etkisi olmayacak. Yani son iki arkadaş Gamze diyecek büyük ihtimal. Geri kalan herkes Didem diyeceği için Gamze dememin bir mantığı yok. Boş ver, belki kuraya kalır. İstediğini söyle. Didem diyorum ben yine de. Peki. Semih değişiyor mu oyun? Yok, Didem. Didem. Semih de Didem dedi. Oyunu değiştirmedi. Zaten Didem kesinleşti. Beş öyle efendim ama ben merak ettiğim için devam edeceğim. Ben de Didem diyorum. Adnan da Didem dedi yeniden. Tolga? Gamze. Tolga, Gamze diyor. Didem. Aykut'un oyu da Didem'e gidiyor. Evet, böylece hep bir şey değişmeyecekmiş Şahin. Yani en fazla Gamze'nin iki oyu olacakmış. Şu anda tek oyu var. Yedi oyla Didem de erkek adayların korumasını aldı. Damat adaylarımız Didem'i korudu efendim. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur. Aşkı bul.